Şimdi. Şimdi bir bardak suyumuzu döküyorum. Evet. Anadolu buğdayı koyacağız hocam. Bunun diğer buğdaydan farkı ne? Şimdi Anadolu buğdayı derken şunu kastediyoruz. Yani mesela kara kılçık buğdayını bulabilseniz Elazığ'ın kara kılçık buğdayı. Zaten buğdayın merkez üssü Diyarbakır, Urfa o yöredir yani. Hazreti İbrahim döneminden tohum var Türkiye'de. O kadar eskidir bunun tarihi. Evet. Ama bunları bizim korumamız lazım. İşte bunlar da bir şekilde değişiyorlar. Tam yerinden gelmiş oldu İç Anadolu'dan. Tamam. İç Anadolu'dan doğal Anadolu buğdayı. Evet, bir yemek kaşığı tepeleme birazcık dağıtıyorsunuz. Biraz daha koyalım. Bu küçük çünkü. Evet. 5 dakika. Bunu bir bardak kaynatacaksınız. 5 dakika kaynatacağız. Doğru. Ve bunun suyunu içecekler ılıdıktan sonra. Bakın bu MS'e karşı hem önleyicidir. MS'e yakalandıktan sonra ataklar geçiriyor ya onlar. Evet. Ataklar arası zaman dilimini uzatır ve atak geldiğinde de onun şiddetini azaltır. Sizi kalıcı hasarlarından korur. Bunu kullanacaksınız. Arkasından ne yapıyorsunuz? 40 kilit. Aynen. Bir bardak suyla aynı şekilde 40 kilit bitkimiz kullanacağız. Sadece şeyi bilmiyorum hocam, onu soracağım size. Neyi? Aralıklarla. Şimdi günde bir bardak tüketiyoruz ya, bir gün onu bir gün onu mu? Süresini bilmiyorum. Hayır, önce buğday sonra 40 kilit. Aynı gün içinde mi? Hayır, önce buğdayla başlıyorsunuz, o bitecek, arkasından 40 kilit. Kaç gün? Bir ay. Bir ay sadece evet. Anadolu buğdayı günde bir bardak içiyoruz. Evet. Sonra bir ayda 40 kilit. Tamam, evet. Onu bilmiyordum. Onu da bir kaşık koyuyorum. 40 kilit bitkisini. Evet. Uçam ağacına benziyor zaten. Evet, yaprakları ona benzer. Bunu tanımakta benzer. Zorlanmayız. Çok zengin silikatlar var içerisinde. Onu da böyle şuraya alayım. Kameramız görsün. Bunu da aynı şekilde bir bardak suda bir kaşık... 5 dakika kaynıyor. Çok kolay. Hazırlanması çok kolay. Hocam sizin kürlerinizin en güzel yönü çok kolay hazırlaması.